Pantolon giydiğinizde her yerden taşan bel çevresi yağlarınız mı var? Ya da sütyen askınızın altından deri katmanları mı sarkıyor? O halde bölgesel yağlarda liposuction nasıl yapılıyor? İzleyin. Az sonra doktorumda. Bu az sonralarda olanların hesabı yayın sonrasında kesilecek Ozan Bey. Öyle hiç sırtını dönüp de böyle böyle yapma bana, şu anlatmayayım milyonların önünde neler. Onları bence sene böyle, sonunda şöyle bir kolajlayıp göstermek böyle lazım. Programı kurtaracağız. Yok efendim, iki saniyemiz var. Stüdyoyu temizleyelim. Ya ya, neler olmakta neler. Efendim şu anda görmüyorsunuz stüdyomuzdaki değişiklikleri, görseniz hemen anlayacaksınız neden bahsediyoruz, ama hemen estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Metin Kerem'i davet ediyorum. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Buyurun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok tabii sağ olun. Tabii ki estetik ve plastik cerrahi uzmanı davet ettikten sonra vazgeçilmezimiz Dursun Dönmez'i de hemen yanımıza davet ediyorum. Hoş geldiniz. Dursun Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba Dursun. Sağ olsun Dursun Bey. Sizi plastik yerinize alacağım. Bu sefer size gelmeden hemen maketin üstünden devam etmek isteyeceğim ki neden bahsettiğimiz anlaşılsın. Mankenimizde çamaşır var. Demek ki göğüs konuşmuyoruz. Mankenimiz basenlenmiş. Demek ki kalça konuşuyoruz. Karın bölgesinde bir yağlanma var. Demek ki biz bugün meme altını konuşuyoruz. Evet, meme. Evet. Artık. Ve evet, bunun üzerine konuşacağız. Bu arada sizi de alalım mı buraya? Fıstık gibi güzel bir bayanımız var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Türkçe bilmiyor. Peki, hoş geldiniz. Gene de ben ısrarla Türkçe. Hoş geldiniz. Öğrensin. Hoş geldiniz. Welcome. Hoş bulduk. How are you? Fine, thank you. Peki efendim, her şey yolunda. Şimdi bir görüntümüz olacak. İlk önce istersen onu izleyelim Muratçığım. Ve onun üstüne uzman doktorumuzla beraber, Dursun Bey'le beraber mucizelerimize geçelim derim. Şimdi Derya Hanım'la ben sizi tanıştırmak istiyorum. Derya Hanım'ın problemi özellikle basen bölgesindeki yağlar. Çok uğraştım diyor. Spor yaptım, elimden gelen her şeyi yaptım, diyet uyguladım ama onlardan bir türlü kurtulamadım. Ve bunlar bana sadece sosyal sıkıntı yaratmıyor, başka sıkıntılarım da var diyor. İzleyelim, görelim. Bu şekilde kendimi gördüğüm zaman ben rahatsız oluyorum. Ancak kotlarla kendimi biraz daha toparlayarak bir görüntü sağlıyorum. Güzel giyinen bayanlar gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Benim sorunum basenim ve göbeklerimde oluşan yağlarım. Genç kızlık dönemimden itibaren basenlerimdeki çıkıntım ve göbeğimdeki sarkıklığım hiç geçmedi. Ne kadar spor yapsam da, diyet yapsam da, zayıflama merkezine gittim. Hiçbir şekilde bu fazlalıklarımdan kurtulamadım. Doğum yaptıktan sonra karnımdaki sarkıklık daha da büyüdü. Daha çirkin bir hal aldı. Hani istediğim gibi bir şey giyinemiyorum. Bütün kıyafetlerim de hani hep kot tarzında. Düğüne, derneğe de gitsem hep üstümde bir kot olmak zorunda. Çünkü ben vücudumdan memnun değilim. Göbek bölgesi şurası fazlalık. Yani bu şu anda hani içindeki topladığı için normalde sarkık duruyor. Basenlerimde yan taraflarım da hani kot olmasa daha geniş, daha dağınık duruyor. Beni en çok üzen şeylerden biri de hani eşimin sürekli hani annemin modeli olarak benzediğim için de sürekli annesi kılıklı. İlerlediğinde hani yaşın ilerlediğinde sen de mi annen gibi görüneceksin demesi beni üzüyordu. Eşimi ve çocuğumun yanında düzgün giyinen ve hani rahat hareket eden bir anne olmak istiyorum. Eşimin beni beğenmesini istiyorum. Yani onun istediği gibi giyinebilmek istiyorum aslında. Efendim, Derya Karabulut geliyor. Hoş geldin Derya'cığım. Günaydın. Hoş geldin Derya. Kaçma benden. Vallahi. Biz seni buradan kavuştururuz. Sen yorulma Murat'cığım. Nasılsın Derya'cığım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi doktorumuzla seni bir görüşmek istiyorum. Yanına doğru gidersen. Merhaba, hoş geldin. Soracakları vardır muhakkak sana. Şimdi öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bunların hiçbirisi çözümsüz problemler değil. Oldu mu? Bunu
Eğer birlikte hareket edebilirsek seninle çok güzel bir şekilde çözeriz. İnşallah. Bu yolda benim yapmam gereken şeyler var. Ben bunları mükemmel bir şekilde yaparım. Ama senden de aynı sözü isterim. Eğer birlikte hareket edebilirsek çok güzel çözeriz. Şimdi öncelikle boyunu ve kilonu alalım. 64 kiloyum. 1.54 boyundayım. 1.54 boyundasın. Doğum yaptın mı daha önceden? Yaptım. Yaptın. Kaç defa? Bir kere. Kaç yaşında çocuk? 6 yaşında bir oğlum var. 6 yaşında bir oğlum var. Allah analı babalı büyüsün. Şimdi yaşam bu, peki bu problemlerin doğumdan önce de var mıydı yoksa doğumdan sonra vardı. Mı oldu? Genç kızlık döneminde de vardı. Hep vardı değil mi? Vardı. Mesela 18 yaşındayken daha sen buna benzer bir kilo daha öncesinde. Daha öncesinde bile, hatta yani artık çocukluk yaşlarında bile buna benzer yani sorunların vardı. Peki. Şimdi bu şu anlama geliyor. Sen ne kadar kilo verirsen ve diyet yaparsan yap, bölgesel fazlalıklarından çok büyük ihtimalle kurtulamazsın. Yani. Öte yandan biz bugün sana desek ki hadi artık git önce kilo ver, diyet yap vesaire, senin bir süre sonra motivasyonun kaçacak. Ben sana şöyle bir soru sorayım. Aynada önce kendini biraz daha düzgün bir biçimde görsen, kilo vermek için biraz daha istekli olur muydun? Tabii ki. Şimdi bizim de zaten benim burada oynamak istediğim rol de bu. Ben senin vücudun, birazdan manken üzerinde de göreceğiz, vücudunun fazla gördüğümüz bazı noktalarından bir miktar dokunu alacağım. Onu vücudumdan uzaklaştıracağım. Metin, buyurun. Ben hemen Derya'ya dönmek istiyorum. Şu anda vücudunda seni en fazla rahatsız eden bölgeler neresi? Bir gösterebilir misin? Ya, basenle mi? Pantolon var zaten. Müsaade edersen şöyle biraz sıyıracağım hırkanı. Tamam. Göbek bölgendeki bu sarkmadan rahatsız olduğunu söylüyorsun. Evet, doğumdan özellikle basen... Normal doğum mu yaptın yoksa sezeryan mıydı normal seninki? Doğum. Normal doğum yaptın. Ve doğum sonrası karnın eski şekline dönmedi. Dönme, göbek sarkması yaşadın. Ve bunun yanı sıra özellikle basen bölgelerindeki yağ toplanmasının arttığını söylüyorsun. Evet. Kaç kilo aldın doğumda? 15 kilo kadar aldım. Çok sonra geri verdin değil mi? Onu verdim. Bir döner misin? Evet. Şöyle tam bir döner misin lütfen? Evet. Evet. Özellikle bu bölgelerde gerçekten değil Metin. Evet. Baktığın zaman beklediğimiz kontür kaybolmuş. Şimdi, evet, bu aslında o kadar güzel bir örnek ki. Dönebilirsin, bunun teşekkür için ederiz. Kapatalım. İşte bizim hep basında hep duyarız, her yerde, bütün medya araçlarında hep duyarız. Bölgesel yağlanma dediğimiz bir olay var. İşte bundan güzel bir örneği olamaz çünkü bunun. Kolları falan o kadar kalın değil. Evet, yani evet, bir miktar normal fazla kilosu var. Ama bu fazla kilo hani bize obez diyebileceğimiz kadar büyük bir kilo değil. Fakat bu kilo belli bir yerde lokalize. Bakın şu bölge çok gerçekten çok ciddi bir fazlalık. Bir de karındaki problem var. O çok büyük ihtimalle gebelikle ilgili. Doğumdan önce karında bu kadar ciddi bir problem yoktur diye düşünüyorum. Mankenin üstünde devam edelim mi? Evet. Şimdi aslında Derya, sen de gel istersen böyle. Gel Derya'cığım, neler olacağını buradan göreceğiz şimdi. Aslında buradaki görüntü der, yani basen problemi Derya'dakine çok benziyor. Evet. Karın problemi de benziyor. Şimdi öncelikle şu basenden başlayalım isterseniz. Bizim hepimizin bildiği çok kaba bir takım ölçüler vardır. Şöyle biraz dönersen herkes görsün. Modellerin vücut ölçülerinde gördüğümüz daha çok ince bir bel, genişleyen bir göğüs kafesi ve nispeten daha geniş bir basen görmek istiyoruz biz. Fakat bunun belli bir ölçünün üzerinde olması görüntüyü bozuyor burada olduğu gibi. Hep derler ya işte 90-60-90 vücut diye. Evet. Bu aslında 3-2-3 gibi bir orandır. Çok kabaca yani 30'u bunlarla çarptığımız zaman bu rakamları elde ediyoruz. Genellikle görmek istediğimiz oran budur. Hastanın boyuna ve kilosuna bağlı olarak bu oranı biz büyütüp küçültüyoruz. Peki biz ne yapacağız? Burada yapmamız gereken en önemli problem şu basenlerden kurtulmak. Rica edeceğim orayı biraz böyle... Hani bir uyumlu bir şekilde yontalım. Ben senin yanıma doğru alsam, tabii, hem seyircilerimiz de görse hem seni de görseler. Şöyle anlatırız. Tamam. Tek tarafı alalım. Evet, bir taraf yapılmış olsun, diğer taraf aradık. Metin, bu arada o işleme başlamadan müsaade ederseniz ben hemen mezurayı da getireyim. Hani şu 90-60-90 evet diyor ya, doğru ölçüm yerleri neresidir? Bir gösterir misin tabii manken üzerine? Dursun Bey, bir dakika bekleyiniz lütfen. Şimdi öncelikle... Göğüs ölçümünü yaparken biz iki farklı ölçü alırız. Bu tarafı, bunlardan bir tanesi göğüs kafesinin memenin altında kalan kısmından yapılan ölçüdür. Evet. Bu da bize genellikle sütyen bedenlerindeki rakamı verir. Şimdi bu tabii çamur biraz ıslak olduğu için tamam, biraz şey yapmıyor ama bir saniye. Şuradan. Şöyle bir ölçelim. Tam meme altından bakıyorsun o zaman, evet, öyle mi? Aynen öyle. Şu sütyenin telinin geçtiği yerdir ideal olanı. Tamam.
Yani burası tabii bu modelde aşağı yukarı 100 santim gibi görünüyor. Evet, evet. Bu çok fazla. Tamam. Demek ki zaten üzerindeki sütyen de D kup olduğuna göre bayağı bir büyük demektir. Sonra? Ama bu bahsettiğimiz 90-60-90'a bu ölçü girmez. Memeyi de içeren ölçü girer. Evet. Bunu tekrar rica edeceğim sizden. Şöyle bir memeyi de içine alacak şekilde kaldıralım. Tamam. Burada baktığımız zaman 113 mankenimizde. Çok fazla. Peki 90-60-90'ın ikinci 90'ı neresi? Bir o da işte o da basen düzeyinden geçen. Şu bölge mi yani? Evet, aynen öyle. Bu burada korkunç bir şey çıkacak diye tahmin ediyorum. Evet. Evet, 131. 131. O gerçekten. Dursun Bey, devam edebiliriz ince atma işlerimize. Şimdi tabii hani bu rakamı, bu evet. rakamı biz büyük ölçüde ideal ölçülere indirmeye çalışıyoruz. Ama şimdi mesela göğsü 113 olan bir hastada bunun 90 olması zaten pek mümkün değil. Dolayısıyla bizim bunu gene indireceğimiz rakam aşağı yukarı göğüsle aynı noktalar olmalıdır. Yani bizim plastik cerrahide yapmak istediğimiz şey orantıyı korumaktır. Geri şimdi kalan fazla kiloyu vücuttan atmak hastanın görevi. Derya'yla da biraz önce onun sözleşmesini yaptık zaten. Tamamen Derya'nın üzerinden devam edeceğim. İlk evet. önce yapacağınız şey Derya'yı operasyona almak. Tabii ki. Ve bu döner misin tatlım? Bu bölgelerdeki yağları nasıl alacaksınız? Şimdi bunu biz kabaca... Yani liposuction evet, nasıl? Evet, tabii ki. Liposuction dediğimiz yöntemi kullanıyoruz bu iş için. Bu çok evet. aslında plastik cerrahinin çok eski tekniklerinden bir tanesi. Kapalı kanül dediğimiz çok büyük iğneler yardımıyla oradaki yağı parçalayıp dışarı alma işlemidir. Bu eskiden biz bu yağı çok daha kaba yöntemlerle alıyorduk. Çünkü o yağ işimize yaramıyordu bizim. Biz onu çöpe atıyorduk. Bugün artık birçok hastada, Derya gerçi yaşı çok genç olduğu için öyle bir şeye ihtiyacı yok ama birçok hastada bu aldığımız yağı koruyoruz, çöpe atmıyoruz. Çünkü başka yerlerde değerlendiriyoruz. Ne yapıyorsunuz mesela? Ne yapıyoruz mesela? Yüzdeki çukurları dolduruyoruz. Göğüs büyütmekte kullanabiliyoruz. Veyahut da kıvrımları daha belirginleştirmekte kullanabiliyoruz. Yani hastanın kendi yağını enjeksiyon tabii materyali ki, olarak tabii kullanıyorsunuz bugün, ve dolgu maddesi olarak aynen öyle ve bugün görebileceğimiz en vücutla en iyi geçinen dolgu maddesi budur. Bu konuda yapılan araştırmalar her geçen gün daha da çok artıyor. İçerisinde çok yoğun miktarda kök hücre bulunuyor. Bugün yapılan kök hücre tedavilerinde de birçok alandaki kök hücre tedavilerinde Doğru. o kök hücreler yağ dokudan elde ediliyor. Ve biz yağ dokunun yıllar boyunca çöpe attığımız o yağ dokunun aslında çok önemli Kıymetli bir doku kaynağı olduğunu öğrendik ve bunu kullanıyoruz. Şunu yapmak istiyorum. Dursun Bey'e bir de göbek bölgesinde ne yapacağımızı söyleyelim. Sonra mankenimizin yanına gidip Derya'nın öncesi ve sonrasını orada konuşalım tamam. istiyorum. Şimdi göbekteki problem büyük, yani iki komponenti var. Bir, evet yağlı bir göbek. İki, sarkmış bir göbek. Evet. Bunların ikisini birbirinden çok iyi ayırmak lazım. Bu konuda çok yanlış anlaşılmalar olabiliyor halk arasında. Benim göbeğim sarktı, liposuction'la onu aldıracağım. Bu çok yanlış bir düşünce. Sarkmış bir göbeğe liposuction yapıldığı takdirde o göbek daha da çok sarkar. Evet. Çünkü içi iyice boşalmış bir balon gibi düşünebilirsiniz bunu. Daha da çok sarkar. Dolayısıyla bizim fazla deriyi o bölgeden uzaklaştırma mecburiyetimiz var. Bunu nasıl yapıyoruz? Karın germe dediğimiz işlemle yapıyoruz. Bu daha büyük bir cerrahidir. Liposuction kadar basit ve kapalı bir işlem değildir. Biraz daha o bölgeyi açmamız... Metin isterseniz böyle. Heykel üzerinde de anlatarak gidelim ki herkes şimdi, daha iyi kafasında evet. canlandırsın. Dikkat edersek bakın şu noktada tam sezaryen izi hizasının üzerinde bir sarkma var. Evet. Şu aradaki doku, ben şöyle bir çizgi çizersem eğer, şöyle buradan... Evet. Şu aradaki doku... Fazla gibi görünüyor değil mi? Bunu bir heykel değil de canlı insan vücudu gibi düşündüğümüzde ben şuradan parmağımla bu iki çizgiyi birbirine çok rahat yaklaştırabiliyorum bunu sıktığım zaman. Çünkü bu doku fazla atacağımız yani cerrahide doku. De tam olarak yaptığınız şey tam olarak budur. Yapıp tekrar bunu çıkarmak. Aynen. Değil mi? Bakın çok evet. çok basitçe izah etmek gerekirse şu göbek deliği hizasından bunu böyle evet, açtık. Evet, bu alttan da aynı. Hem cilde alıyorsunuz. Şu aradaki hem de cilt altındaki yağ dokusu. Aynen herhalde. Öyle. Kasa kadar iniyoruz kasa burada. Kasa kadar iniyoruz. Şu aradaki dokuyu çıkardık, attık. Daha sonra şu kenar, yukarıda evet. kalan kenar, aşağıda kalan kenara dikiliyor. Birbirine dikiliyor. Evet. Böylece bu esasında yukarıdaki cildi aşağı doğru çekmiş oluyorsunuz. Evet, orada oluşan boşluğu örtmekte kullanmış oluyoruz. Ve böylelikle çok daha gergin
çok daha sert bir karın elde etmiş olur. Göbek deliği yandan, ne yapıyorsunuz? Göbek deliği, şimdi bunun iki türlüsü vardır. Evet. Küçük hafif sarkmalarda mini karın germe dediğimiz işlemi yaparız. Onda göbek deliğine hiç dokunmuyoruz. Çünkü o zaman bu çizgi burada değil, şuralarda bir yerde oluyor. Ama buraya kadar çıkmamızı gerektiren gross karın germe ameliyatı dediğimiz ameliyatlarda, evet, daha büyük sarkmalarda, ki bu hastanın ihtiyacı var mesela böyle bir şey. Bu hasta. bu tür ameliyatlarda göbek deliğini yeni baştan açmamız gerekiyor. Ve genellikle bu hastalarda zaten doğumlara bağlı göbek deliği deformiteleri de oluyor. Bu deformiteleri ortadan kaldırabilmek için yeni ve daha şık, daha estetik, daha minik bir göbek deliği yapmak bizim için faydalı oluyor. Dursun ve orada yapa dursun, böyle şöyle alacağım sizi. Tamam. Sizi de ayağa alacağım. İki göbek arasında çamur olmuş. Heykel tıraşta da iyi tadını satmış olduk. Sen böyle üzülüyorsun biliyorum, için gidiyor açtığın zaman, ama bir ay sonra diyeceksin ki ay Ceyda İnşallah. Neymişim, ne olmuşum, yaşadık biz bunu birebir. O yüzden açıyorum ki karnını, olduktan sonra açtın da başka bir şey yaşayacaksın. Başka bir haz, başka bir duygu. Şimdi ben tekrar Duygu'dan rica edeceğim bir açmanı. Şimdi bu göbek deliği ikisi arasında ciddi bir fark var. Düzlük tabii ki. Ve sarkma sebebiyle. Evet. Siz diyorsunuz ki bu bölgeyi ben bayağı alacağım. Aynen, bakın şu o elinizle tutmuş olduğunuz burası. şu dokudan bize hiçbir fayda yok. Yok. Bizim bu dokudan kurtulmamız lazım. Zaten tamam. Sınırları da o kadar net belli ki. Evet. Metin, mesela şu kolay göbekte bir hastasın aslında, biliyor musun? Kesi yapacağın yere bize bakın, bir gösterir misin? Şimdi şu aradaki mesafeyi tamamen evet. kapatabilmek için benim şuradaki fazla evet, ihtiyacım var. Bakın bunu açtım. Şöyle o tuttuğunuz doku. Evet. Şu doku bakın hı-hı. şurası, burası çöp. Evet. Burası bizim işimize yaramıyor. Şu hizadan biz bunu bu şekilde alıp atacağız. Evet. Daha sonra aynı bir pencerenin pancurunu aşağıya indirir gibi. Sen şuradan kestiğin için bu daha sonra cilde aşağı tabii doğru bakın, dikeceksin. Şöyle düşünelim. Şuradan aşağıyı görmeyelim. Evet. Gerdiğim zaman dikkat ederseniz. Evet. Peki bu buraya çatlaklar ne olacak? Neredeyse. Tamam. O çatlaklar zaten şu deriyle beraber bir kısmı çöpe gidecek. Ama benim kesi hattımın üzerinde kalan şu kadarcık bir hafif çatlak lazer tedavisiyle bir %50 kadar geriler. Tamamen yok olmaz ama ama bikini bundan, bölgesinde tabii ki biraz bundan sonra. Kurtulduktan sonra zaten hiçbir hastanın gözü oradaki küçük çatlağı görmez. Ne hissediyorsun böyle konuşunca? Yani bunlar gittikten sonra dediği gibi çatlaklar çok umurumda olmaz. Değil mi? Hiç umurumda olmaz. Bir de garip gelmiyor mu sana? Bana çok garip geliyor. Şu gidiyor, o aşağı iniyor. Yani gerçek bir mucize değil mi sence? Tabii ki gerçek bir mucize. Çok yani bana kalsa ben bile kesip atasım geliyor ah, bazen. Ah sana ben kıyamam. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Peki mankenimizin üstüne tam şimdi, olarak bunun bitmiş hali diye düşünürsek. Şöyle düşünelim. Alayım. Şöyle gel ister. Şöyle düşünelim. Ya, bize bir arkanı dönmeni rica edeceğiz. Şöyle. Hı-hı. Evet çok güzel. Hı. Şimdi bir kere bu bel bölgesindeki şu kavis bizim için çok önemli. Hı-hı. Bu kavis gerçekten yani hem kadın hem erkek vücudunda çok önemli. Her ikisinde de vücudun ana hattını bu oluşturuyor. Hı-hı. Şimdi kalça kıvrımı ve bakın dikkat ederseniz her kadında olduğu gibi modelimizde de bir miktar basen var. Var evet. Basen olmak zorunda çünkü hı-hı. o yani kadını kadın yapan etkilerden bir tanesi. Evet. Burada bakın. Şu hat... Yani basen evet. iyi bir şey diyorsunuz evet. aslında. Olması gerekiyor ama tabii belli bir miktarda olması gerekiyor. Şimdi şu hat var ya bakın şu çizdiğim kesikli hat. Evet. Bu hat işte bizim bel ölçüsünü aldığımız hat. Hı hı. Bunun tam altına doğru bakın şu tarafa doğru aşağıya doğru geldikçe bu genişliyor. Yukarıya doğru çıktıkça da göğüs kafesine doğru yine iki yanlara doğru açılıyor. Şimdi anne sesi yapayım mı hepimizin içine? Doğurmamış etmemiş. Gencecik kız tabii yani ne var? Ama beni doğru. de olacak. Değil mi kız? Doğru. Doğursun doğru. da gelsin diye bakar mısın? Şöyle bir şeyimiz var, problemimiz var. Şimdi Derya diyor ki ben onun yaşındayken ben de öyleydim diyor. Tabii tabii. Yani ben özür dilerim ben öyle değildim diyor. Ben yine böyleydim diyor. Tabii. Yani aradaki fark o. Zaten hani kilo alma sebebiyle böyle bir şey ortaya çıktığı zaman çoğu zaman ilk müdahale eden biz olmuyoruz buna. Bu arada bir şey soracağım. Buyur. Belli bir yaştan sonra şu bölgelerde oluşan, hı-hı. ben de muzdaribim, yağlanma, can simidi evet. diyoruz. Cale'ciğim çok teşekkür ediyorum. Naziksiniz. Ben şey yapmaya çalışıyorum burada. Hepimizde şimdi, var. Hepimizde. Ne yapacağız şimdi bunları? Aslında bu kızımız da onun için aday. İleride aday. Evet bakın bugün bu kadar düzgün görünen bir vücut iler niye aday? Bakın rahat. Şu bölgede şu anda yok ama bu kız evet. ileride
Çoluk çocuk sahibi olduğu zaman bir miktar kilo aldığı zaman mutlaka bir miktar deforme olacak. Hmm. Kilo aldığı zaman ilk başta onu rahatsız edecek yerler buralar. Burası şimdi, ve burası. Tabii ki. Tabii ki. Bakın şurada da bir boşluk var. Evet. Aa evet, bu boşluğu da burada bir boşluk var. Bu mesela bizim çok sevmediğimiz bir şey. Evet. İleriki yaşlarda buralar kilo aldıkça bu boşluk daha da dikkat çekecek. İşte o zaman aynen öyle yapacağız. Buradan aldığımız fazla yağı getirip bu bölgeye koyacağız. Böylelikle daha yuvarlak bir popo kıvrımı elde edeceğiz. Peki bir şey soracağım. Yani doğumlarda özellikle şöyle dönelim istersen. Doğumlarda normal doğumla sezaryenle doğum arasında fark var mı? Mesela bu tür örneğin göbek sakması için konuşalım. Şimdi sezaryen izi bazı hastalarda özellikle acil sezaryen alınan hastalarda sezaryen izi çok düzgün olamayabiliyor. Ve onun üzerinden sarkmaları biz daha sık görebiliyoruz. Normal doğum. Ama her halükarda sezaryen ya da normal doğumdan çok en önemli faktör gebelikte ne kadar kilo alındığı oluyor. Bunun için de bir küçük formülümüz var. İdeal olanı ilk 6 ay ayda birer kilo, 6. aydan sonra ayda maksimum 2'şer kilo aldığımız takdirde 12 kiloluk bir kilo alımıyla gebeliği tamamlamış oluyoruz. Evet. Bu tür yani buna uyabilen hastalarda kesin kural olmamakla beraber çoğu zaman bu tür deformiteler daha az görülüyor. Şimdi basen konusuna geri dönelim mi Ceyda? Dönelim Murat. Murat da oldum. Şey yapacağız. Derya'yı biz bilerek bugün beyaz tayt giydirdik. Hı hı. Başına gelecekleri bir üstünde de çizelim. Bilsin kalçalarına neler olacak. Çünkü gerçekten bu işler kolay işler değil yani. Doğru. Yatacaksın ameliyathaneye çıktığında ne olacak değil mi? Fazlalıklar gidecek. Ben seni yerim. Yani sen bana doğru dön. O zaman. Dön bana. O zaman sanki ameliyat öncesi planlamamızı yapıyormuşum. Evet, sanki ameliyat öncesi şu kapağı vereceğim. Gibi. Şimdi bir kere şurada çok belirgin bir hat var değil mi bakın. Evet. Bir hat da bir burada döner var. Misin? Ben şunu anlamak istiyorum. İkiniz de dönün. Evet. Burada çizdiğin hat şurası mı? Burada bakın bu kişide bu hat biraz daha alçakta. Şöyle burası çukur dedik ya. Herkese biraz göre önce. Değişir. Herkes de farklı. Burada bakın çok keskin bir hat var. Evet. Fakat burada biraz daha yüksekte. Şöyle şuralarda bir yerde. Fikir olarak hat. Keskin olması daha iyi geliyor bana. Benim işimi daha kolaylaştırıyor. Değil mi? O anlamda hat daha iyi. Evet. İyi ama şey yani ameliyat olacak bir hasta için doğru dediğiniz. Evet. Fakat olmayacak bir hasta için problemi daha belirginleştirdiği tabii. için daha kötü görünür. Şimdi Derya için avantaj. Evet. Yani bu nasıl olsa Derya'yı biz tedavi edeceğiz. Benim işimi çok kolaylaştırıyor belirgin hatlar. Evet şöyle. Şimdi dakika. Şöyle bakın. Buradan şöyle bir arkanı döner misin? Şunu biraz kaldırıyorum üstün çizilmesin. Evet. Orada bayağı büyük bak, bir böyle bir alan. Sanki hakikaten dışarıdan konmuş gibi duruyor. Evet. O kadar. Hani senden ayrı bir kitle gibi gerçekten. Biz bunu aynı bu coğrafi haritalarda hani yüksekliği evet. belirtmek için iç içe çemberler çizilir ya. Bu şekilde çemberleyerek haritalıyoruz. Evet, evet. Ve işlem sırasında hasta, şimdi biz şu anda hasta ayakta. Evet. İşlem sırasında hasta yatar vaziyette olduğu için bütün yağların hepsi bir tarafa gidecek. Dolayısıyla bize tek yol gösterecek olan şey bu çizgiler. O çizgiler bizim için önemli yani ameliyatın kendisi kadar önemli. Öte yandan şimdi... Genel... Bir dakika, şimdi sen bu kitleyi buradan çıkartacak mısın? Ne tabii ki, hayır. Bunu kapalı olarak liposakşınla alacağım. Liposakşın bakın, yapacağız bu bölgeye. Bir tane şuradan, bir tane şuradan birer küçük 2 milimetrelik delik. Genel anesteziyle mi yapılır liposakşın? Tabii ki, yani her zaman şart değil ama evet. bu hasta karın germede olacağı için bunu uyutmamız gerekiyor. Evet, Derya. Tek ne başına... kadar uyuyacak? Yani aşağı yukarı karın germeyle beraber 3 saatte bitirebileceğimi düşünüyorum. 3 saat tabii. civarında biter. Uyuyacaksın. Evet. Bu küçük yani şu delikler hiçbir şekilde iz bırakmıyor. Zaten yani 2 milimetre çapında falan delikler olacak onlar 2-3 milimetre kadar. Daha liposakşını sonra bu yaptın. Liposakşını da boşaltacağız. Burası burayla işimiz bitmiş oluyor. Daha evet. sonra ön tarafta karın germe dediğimiz işlemi yapacağız. O bizim için biraz daha uzun soluklu bir iş. Ameliyat şimdi, sonrası nasıl görünecek? Esasında bu arada heykelimiz de bitti. Heykelimiz İstersen bitti o tarafa doğru gidelim. Koş kız koş nasıl görüneceğiz? Evet sağ şimdi taraf alalım. Bitti. Gel, gel bakalım Derya. Heykelimizin üzerinde şimdi, sağ taraftaki basen ortadan kalkmış durumda. Karşıdan eğer heykeli görebiliyorsak çok evet, çok güzel net. Olacak. Şimdi buradaki bu fazlalık, basen fazlalığı diğer tarafta artık yok. Aslında bu çok güzel denk gelmiş. Yani Derya'nın problemiyle buradaki model üzerinde gördüğümüz problem birbirine çok benziyor. Hı hı. Dolayısıyla şu an bir tarafı düzeltilmiş bir tarafı düzeltilmemiş haliyle aslında... Çok demonstratif oldu evet, yani çok güzel, güzel gösteriyor. Göründü, öte yandan heykeltıraşımız karın germeyi zaten benden önce yapmış. Dursun Bey artık yalnız, konuda bir uzman. Bir küçük eksiği kalmış Dursun Bey. Şurada bir küçük yara izimiz olacak. Evet. Yani böyle şöyle bir ufak yara izi evet, olacak. Böyle aslında çok da ufak, ufak demeyelim ama. Ufak dediğim boydan boya yap. Ama
Bu yara izi aşağı yukarı bir yıl içerisinde yavaş yavaş daha az görünür hale gelecek. Herhalde hani bikini bölgesi dediğimiz bölgeye gelecek ve görünmeyecek. Aynen, amacımız o. Yani bu mesela Derya'nın durumunda ben bu izin bikini dışına çıkmasını hiç beklemiyorum. Evet. Bazen çok daha kötü durumdaki hastalarımız oluyor. Mesela bu obezite cerrahisi sonrasında 60-70 kilo vermiş hastalar gelebiliyor. Evet. Onlar da biz bu çizgiyi çok daha fazla uzatmak zorunda kalabiliyoruz. Bu genetik bir şeyse, eğer Derya doğumdan önce de vücut yapısı öyle ise kendini tekrar edecek mi? Yok, şöyle şimdi bizim liposakşın yaptığımız bölgelerdeki yağ hücrelerini biz fiziksel olarak öldürüp dışarıya alıyoruz. Dolayısıyla Derya tekrar kilo aldığı takdirde o kiloyu o bizim vermiş olduğumuz orantıya sadık kalarak alacaktır vücut. Yani artık kilo almayacak herhalde. O zaten onun pazarlığını yapıyoruz biz yavaş yavaş. O kiloyu almadığı takdirde zaten hiçbir sorun yok. Ama kilo alırsa tekrardan o orantı çerçevesinde kilo alacaktır. Dolayısıyla yani tüm vücut olarak büyüyecek ve küçülecektir kilo alıp vermelerde. Peki ailende genellikle kadınların yapısı böyle midir? Esasında annen de burada. Bir anneye de bakıyoruz. Konuşalım mı hemen? Ben hemen yanına gitmek istiyorum annenin. Hoş geldiniz öncelikle. Sizi tanıyalım. Ben Nezaket Kaygısız. Nezaket Hanım, sizde genellikle ailedeki kadınlar böyle geniş basenli ve kalın bacaklı mıdır? Evet. Genellikle öyle. Evet. Annem de, kız kardeşim de, ben de. Bunu biz lipedem dediğimiz kalın bacaklarda da çok görüyoruz. Evet. Kişinin vücudu ince, beden üstü ince ama bacakları ve ayak bilekleri çok kalın. Evet. Çoğunlukla hastalar hep bacaklarımda çok ödem oldu diye geliyor aslında var, ama. Var galiba, evet, aslında yağ dokusu. Evet, sizin bacaklarınız şöyle bir bakalım. Tam olarak da öyle bir hasta aslında. Evet. Buralarını hiç çok şey. Mesela bu gördüğünüz gibi ayak bileğinin üstünde çok yağ depolanması olmuş. Hemen dizlerin kenarlarında olmuş. Bunlar hep hani sanki geçici ödem gibi düşünülüyor ama çoğunlukla genetik bir şey. Evet. Evet. Basen konusunda da bu doğru mu? Genetik Doğru. Çoğunlukla ailede mutlaka birilerinde daha aynı vücut formlarını biz görüyoruz ki burada bakın anne kız karşımıza çok iyi bir örnek oluşturuyorlar. Biraz önce lipödemden bahsettiniz. Çok aslında bugün burada konuşulması gereken bir konu. Çok sık gördüğümüz şey yağ dokusunun orantısız büyümesiyle birlikte lenfatiklerdeki bir takım sıkıntıların bir arada olmasından dolayı son yıllarda bizim de artık kabul ettiğimiz bir kavram bu. Özellikle belli yaşın üzerindeki kadınlarda menopoz dönemi ve sonrasında tüm bacakta kalınlaşmayla kendini gösteren ve böyle ciltte de bir takım dalgalanmalara yol açan bir problem. Tabii bu yaşta bir kızımızda biz böyle bir şey görmeyi beklemiyoruz ama daha ileriki yaşlarda lipödem için bir aday. Ne yapmak lazım? Bol bol hareket etmek lazım. Bizim genellikle ülkemizdeki Türk kadınlarında problem hareketsizliktir. Bizim kadınlarımız biraz daha böyle oturmayı, yemeği, içmeyi severler. Evet. Onun yerine hani biraz daha hareket etmek. Hareketli ve bu konuda da ısrarcı olmak gerekiyor. Şimdi biz bunları konuşuyoruz hastamızla. Diyoruz ki hareket etmen lazım falan. O gazla eve gidiyor, bir koşuyor. Ertesi gün gene yatışta. Metin, ben Nezaket Hanım'a da sormak istiyorum. Sizin de esasında yani bu tür şikayetleriniz vardı. İşte basenleriniz genişti, bacaklarınız kalındı. Siz hiç ameliyat olmayı kafanızdan geçirdiniz mi? Vallahi ben buraya gelmeyi çok istedim de aslında. Ben dizimde protez ameliyatı falan da oldum. Bu dizlerim çok ağrıyordu. Bunda da var. Yok, özellikle bu basen genişliği ve kalın bacaklar konusunda kurtulmak istediniz Tabii mi? Tabii ki. İstedim ama bir türlü fırsatım yok. Ama Derya'ya kısmet oldu. Evet, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Güzel şeyler olacak. Ne hissediyorsun? Mutluyum. Yaşasın. O zaman biz yakın bir zamanda birlikte olacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Dursun Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Değil mi? Şimdiden inceldiğini düşünüyorum, heyecanlanıyorum dedi Derya'nın annesi. Doktorun programına ulaşın. Defalarca söylüyoruz, ailemizin gelişmesine izin verin. Size dokunmamıza izin verin. Devam edeceğiz. Sevgili hanımlar, çocuklarımız hepimizin göz bebeği. Tabii ki onların sağlıklı, mutlu bir yaşam geçirmeleri hepimizin en büyük isteği. Unutmayın, bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür. Anne sütünün yetmediği durumlarda beslenme tercihleriniz için mutlaka sağlık uzmanına danışmalısınız. Beslenme seçimleri çocuğunuzun geleceği için çok önemlidir. İdeal büyümeyi destekleyen SMA 3'ün içeriğine kutuların üzerindeki tablolardan bakabilirsiniz. Hanımlar, gelin şimdi çocuğunuzun sağlığı için büyüme sütü...